Selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlarım? İnşallah iyisinizdir değerli takipçilerim. Bizlere soracak olursanız arkadaşlar. Şu an saat 3.30 arkadaşlar. Ben kalktım. Şöyle yavaşça bir şeyler hazırlıyorum. Yanımda hiçbir şey istemiyorum ama arkadaşlar. Maalesef yemeyince de olmuyor. Burhan, Burhan ben de acıktım bir de. Çağırdım, bu sefer de kalkmıyor. Böyle salatalık, domates doğradım, tarım bekmez, salam doğradım, peynir, yoğurt koydum arkadaşlar. Çay daha yeni demliyordum arkadaşlar. Medine'de arkamda sessiz sessiz geliyor. Şöyle arkama döndüm bak dedim ödüm koptu. Ben de bu kim gidirim? Medine'de sessiz sessiz nasıl gelir? Bağırarak mı geliyor? Bağırarak gelen ben de insan be haber verir, öksürür, ıskırır. Allah'ın niyetlerimizi kabul etsin inşallah değerli takipçilerim. Volkan kendisini akşamki yemekten ısıttırdı. Bu sefer de gelmiyor Volkan. Ben yemekten yemem vallahi. Benim canım hiçbir şey istemiyor. Benim yurt dışında bacım arkadaşlar sahurda bir kahveyle iki dilim de tatlı yirmiş. Onun için hiçbir şey yemezmiş. Buradan da ona selamlar olsun bacım. Hiç de acıkmıyorum diyor. Kendisini öyle alıştırmış. Mediş tarihine kek vardı. O nerede? Hı? Şu kırmızının içinde. Şu mu? Hı. Diyor musun? Diyorsun yani. Şuradan bir de poğaça alayım. Volkan hem beni çağır diyor arkadaşlar. Gittiydim geri uyumuş. Bayılmışsın maalesef. Al, doğru söylüyor. Sen uyumamışsın, bayılmışsın. Hayırlı sağlar arkadaşlar. Vallahi. Ben de burada seni çağırıyorum. Sahura kalkmak çok güzel de. İyi. İyi uyuyup kalmak çok kötü. önemli olan o zaten. Önceden annem de çağırmazdı. Sen de onlardan biraz bir şey koysaydın sen de çağırmazdın. Niye? Önceden annem bir yazdık. Durumları yoğurdu rahmetli babamın neyi. Babamın dışın böyle kasenin içinde iki tane yumurta alırdı. Önceden öyle miydi? Bir tane şey aradı, sucuk. Annemin günlüğüne, sahuruna. Yazık. Beni çağırırlardı, ben kalkardım annemin önünden giy süpürür, bitirirdim. Yarın oruç tutacağım, bir kandırırdım onları, oruç tutmazdım. Ama annen görüyor, duyuyor. Valla, şimdi yalan söylemeye gerek yok. Allah Teala da biliyor. Annem de bilebilir yani, sıkıntı yok. Oğlu huyundayı duyuyor mu? Bak sizi kandırırmış oruç tutuyorum diye. Oruç da tutmadınız. Ondan sonra annem öğrendi mi gibi? Oruç tutmadı. Oruç tutmadı yani. Şöyle bile de bakın. Bir telefon İlliye'yi çağırmadı bile. Al sana çaylarını dökülür. Ben de bir tane yumurta yiyeyim. Evet. Ondan sonra tamam. Yoğurt koydum. Dolaba mı? Yok. Şunun adı neydi ya?
Hurma. Ha he. Doktor bol bol dedi hurma yedi. Zeytini, ot yedi de. Benim de bir huyum var arkadaşlar. Şu kaynamış yumurtayı yeşillik olmadan yiyemiyorum ben. Boğazımdan geçmiyor vallahi. Medişke kızım sen de ye. Gece ilanı. Ben yemem mi? Vallahi bu kız bir bardak suyu içip yatıyor. Ne bileyim nasıl dayanıyor. Akşam teravihe gittim arkadaşlar. Bir yağmur yağıyordu, bir yağmur yağıyordu. Nasıl? Arabayla gittik gerçi. Gelirken de biraz dinmiş imiş. Pek kalabalık değildi o. Her zaman tıklım tıklım dolu olurmuş da. Bugün pek kalabalık değildi. Ben ilken oturmuştum sizi ya. Neydi? Yoo, siz hatta ezan okunmuş. Yarım. Biz gittik ondan sonra yatsı okundu. Allah Allah. Niye? İlken çıktınız. Nasıl ilken? 9.45'te çıkıyor zannediyordum ben. Siz 9.05 geçe mi çıkıyorsunuz? Öyle bir şey herhalde. Ne olacak burada? İlliye kadar teravih namazı mı kılacak? Ben size siz giz kalıyorsunuz kaldınız demiyorum. Yatsının vaktini öğretti zannediyorum ben. Vallahi insanın içinde huzur doluyor arkadaşlar. İnsan ferahlıyor. Kurban olduğum Allah'ım. Doğru yolumuzdan şaşırtması, niyetimizi kabul etsin, tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı, hasta olanlarımıza Allah'ım tez zamanda şifa versin inşallah. Amin. Yasemin abla da hasta arkadaşlar, Rüzgar abla da hasta, annesi de hasta. Aramıza katılamıyorlar, gerçekten çok üzülüyorum durumlarına. Allah herkesin... Herkes belli perişan oldu arkadaşlar. Rüzgar bize hep savurdu gitti vallahi. Rüzgar gibi savruldu oradan oraya, oradan oraya. Anne de şükür ya. Çok şükür bugünümüze. Senin yemekime yakar bu sana. Çekmiyor. Ben onu zaten yemem şu poşet böyle. Zaten onu akşam yedim de bu ağzım ağrıdı. Poşeti verir misin hayatım diyeceksin. Yiyeceğiniz böyle. Poşeti gideni yok. Şimdi ben sana şey mi yapacağım burada? Kur. Yiyeceğini. Poşeti bilele. O ne, onun ne için? Diyor arkadaşlar? O ne bizim Türkçeymiş öyle. Sen bana diyor mu öyle? Abi derim. Biz gayrı kocadık. Benim çayımı mı aldın? Şeker atıp karıştırdım. Yok ihtiyacım. Bakayım ben de bilirim şimdi. Bu benimmiş. Onu anlamıştım. Biz gayrı kocadık Volkan. O işte bizden geçti. Şu limonu versene. Bak bir ne güzel diyor bak. Limonu versene diyor. Sen kültürlü bir adamsın. Evet çok kültürlü. Sen benim gibi şey misin kültürsüz? Niye? Kendine niye öyle? Ne bileyim? Ne bileyim mi? Vallahi bazen anlayamıyorum ben seni. Çok değişik konuşuyorum. Ben köylüyüm. Ben nasıl konuşursam konuşuyorum ama ben kendimi şöyle böyle deyip de... Valla ben senin konuşmana hiç karışmıyorum da bakılmıyorum. Şu an tek bakıldığı bir... Hadi sen bir ekmeğe gidip yeter o. Daha hiç yatmadık arkadaşlar biz. Hiç. Poşeti de açamadım. Aç poşeti bari. Benle uyumadım, ben de uyumadım. Evet, kalk. Şu diziye bakalım, merak ediyorum bakalım. Uykum tahsil etmedim, nerede dizi var, şimdi bunu buluyorum. Ben vallahi yatıyordum, sen kaldırdım ben. Neyse değerli izleyicilerim. Biz karnımızı doyuralım da inşallah sabahleyin görüşürüz canlarım. Ay bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahirrahmanirrahim. Volkan sen onu öyle yiyorsun da yarın yanan anıma geçse. Yanarsam su içerim yani. Ne düşünüyorsun? Ben çalışıyorum, ben oruç tutamam ben. Bir de size şöyle dışarıya çekeyim değerli izleyicilerim. Matkapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır dedikleri de bu işte arkadaşlar. Görüyorsunuz değerli izleyicilerim, kar yağıyor.
rüzgarla beraber. Acayip de soğuk arkadaşlar. Bir soğuk bir görseniz. Allah'ım dışarıda kalanlara yardımcısı olsun. Odunu kömürü bitenlerin, açta açıkta kalanların. Bir esiyor nasıl? Biraz işte çiçek açtıydı arkadaşlar. Onu soğuk alacak. Şöyle daha net çıkıyor. Allah'ım herkesin yardımcısı olsun inşallah. Dondum dondum. Ben de sabahleyin kalktım arkadaşlar. Evimin Barkan'ın işlerini gördüm. Ayhan Paşa'ya da iki tane yumurta pişirdim arkadaşlar. Bir kase yoğurt koydum. Bir de elma koydum, onu yiyor. Ben de bulaşığımı yıkayacağım canlar. Şu koltuklarımın örtüleri vardı arkadaşlar. Bunları makineye attım. Şimdi yıkandı. Biraz çamaşırlarım vardı, onu katladım. Şurada başörtülerim var arkadaşlar. Onları katlayacağım biraz sonra, bulaşığımı yıkadıktan sonra. Şuramın halısını değiştirdim. Burada beyazlı bir halı vardı, onu çıkardım, bunu serdim. Daha tezgahımın üstüne hiç dokunmadım arkadaşlar. Şöyle sahurdan kalma bulaşıklarım var değil izleyicilerim. Onu yıkayalım hep beraber bizde. Ayhan karnına doyura dursun arkadaşlar. Ben de şu iki bulaşığımı yıkayayım. Akşama yemeğimiz yok. Sobamız yanıyor arkadaşlar. Üzerine patates koydum. Bugün akşama patates salatası yapacağım. Yumurta. Ne yok? Onu yiyin hadi. Daha iyi yememişsin, yürü. Onun hepsini yiyin. Hadi oğlum hadi. Dolabımızda da çorba var arkadaşlar. Sütlacımız var, yoğurt koyarım. Turşu, şundan şundan. Zaten oruçta hiç yemek yenmiyor arkadaşlar. Bizim evde hele hiç yenmiyor vallahi. Bazen şeylere biliyorum, kedilere biliyorum, garibe biliyorum. Akşam mercimek çorbasını hiç işmediler. Onlara da şey verdim, kedilere verdim. Akşam teraviye gittik kızlar, akşam arkadaşlar. Medine'nin benim kızım olduğuna inanmadılar. Diyor senin kızın değil diyorlar. Medine'de başını örtünce aynı genç kız gibi oluyor. Yaşı küçük ama bedeni büyük. Onu genç kız zannediyorlar. Bir de böyle annem bile giderken 5-7 dedi hala. Dedi yalan söyleme dedi, o senin kızın değil dedi. Hala niye yalan söyleyeyim, vallahi benim kızım dedim de öyle inandı arkadaşlar. Ayhan? Kim o? Niye seslenmiyor mu Volkan? Seslenme o mu? Neyin ya? Ne iş kuruyorsun sen? Bulaşık kuru o, niye? Ne yürüdün? O ne? Tıraş olup geldim diyor. Ha. Hiç fark etmedim ki onu. Fark etmedin mi? Daha aynı fark ettim. Kolay çeşit yedim de. O nasıl tıraş Volkan öyle? Çevirttirdim küçük ya. Baba ben kolay çeşit yedim, kolayımı dokmuş. Oğlum o hastaladı seni bir şey. Bilet aldık. He. Vallahi. Kaçmış ya biletler? Sence? 300 var mıymış? Kaç yüz? 300. 300 milyon buradan Konya'ya gidelim. Esra kaçırmış. Dünyanın ucuna gidiyor. Kaçırmış ya bilet. Geleceğe ne ilgili ya? Kaç diyor.
Biletler ne kadar ki arkadaşlar? Herhalde pahalandı. Volkan da kan video çektiğinden haberi yok arkadaşlar. Video çekmiyorum zannediyor Volkan. Allah'ım şu kışta kıyamette herkesin yardımcısı olsun arkadaşlar. Vallahi dışarı var buz gibi arkadaşlar. Kışın böyle soğuk olmadıydı. Bugün videomu biraz erken atacağım arkadaşlar. Bu şimdiki çektiğim videoyu biraz sonra yüklerim, biraz sonra atarım. Akşam teraviye gidiyorum arkadaşlar. Attım mı geç gidiyor video. O yüzden kimisi yorgun oluyor. Kimisi ne bileyim ne oluyor. Dönemiyor. Ben şöyle bulaşıklarımı yıkadım, duruladım değerli izleyicilerim. Patatesim kaynamış, onu söyleyeceğim şimdi arkadaşlar. Üzerime bir de durup dururken durgunluk çoktu arkadaşlar, niye bilmiyorum. Videomu da burada sonlandırayım arkadaşlar. Bugünkü videomuz da böyle olsun. Aslında ben bugün börek falan açacaktım arkadaşlar. Ama oruç olduğundan hiçbir şey yenmiyor inanın. Medine'nin geçenki yaptığı kekte yarısını yedik, yarısı da öyle duruyor. Telef olmasın diye yapmadım. Böyle bir video hazırladım size. İnşallah beğenirsiniz. Beğendiyseniz oradaki like işaretine basmayı unutmayın arkadaşlar. Yarınki videomuzda görüşürüz inşallah. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.